Uluslararası deniz ticareti pandemideki kadar olmasa da yeni bir tedarik sorunuyla karşı karşıya. Yemen'deki Husi güçlerinin saldırıları nedeniyle yük gemilerinin hem teslimat süreleri uzadı hem de maliyetleri arttı. Bu durum nereye varır? Türkiye için bir tedarik sorunu olur mu? Uzmanlar anlattı. Şangay Limanı'ndan çıkan bir gemi Süveyş Kanalı'ndan geliyor Kızıldeniz'i geçerek. Kızıldeniz'i geçtikten sonra gemi eğer Londra'ya gidiyorsa Malta üzerinden ve Tunus'un üzerinden Cebeli Tarık Boğazı'nda dolaşıp buradan İngiltere Londra Limanı'na varıyor. Ticari gemilerin bu rotası bir süredir Yemen'deki kriz nedeniyle değişti. Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de Husi hedeflerini denizden ve havadan vuruyor. Bölgedeki bu gerilim dünya ticaretini riske soktu. Bu şimdi şöyle Türkiye'yi etkiliyor. İlk başta tabii ki Çin'den tedariğin uzaması ve daha fazla maliyetli hale gelmesi Süveyş geçişleri yaklaşık %60 civarında azaldı. Avrupa'ya en kısa ulaşım oradan yapılmakta. Kızıldeniz'deki risk nedeniyle ticari gemiler kısa rota yerine uzun olanı tercih etmeye başladı. Yeni rota ürünlerin teslimat süresini de yarı yarıya uzattı. 36-38 günlük bir teslimat süresi, bir transfer süresinden bahsediyoruz Süveyş Kanalı'nı kullandığımız zaman. Kullanmadığımız zaman bu süre ne oldu? Yaklaşık %50 artıyor. Yani 50-55 gün, 60 güne yaklaşıyor. Kargo gemileri Türkiye'ye Çin'den otomotiv parçaları, Hindistan ve Pakistan'dan ham madde, Arap ülkelerindense yakıt getiriyorlardı. Konteyner fiyatlarında bir artma oldu. Daha öncesinde 700 dolar alan konteyner ücreti tanesi şu an 4000 dolara kadar çıktı. Ekonomik yansıması şimdi düşünün 9 günlük bir fark var yolda ve zamanda. Gemideki o günkü gemi çalışsa da çalışmasa da verilen bir ücret var. Yani 9 günlük bir maliyet var ve bu 9 günlük bir maliyet bir gemi için yaklaşık bir 15 bin TL'lık bir gemi için 1 milyon dolar demek. Gecikmelerden dolayı teslimatlar gecikecek. Deniz ticaretinde tedarik zinciri en son pandemiyle bozulmuştu. İçinde bulunduğumuz günlerde Avrupa'nın tedariğini Türkiye gibi yakın pazarlara nearshoring anlayışı içerisinde çevirmesi bu anlamda Türkiye'nin avantajına. Bu kriz uzadığı sürece maalesef tabii Türkiye'de bu noktada yetersiz kalmaya devam edecek. Sonuçta yakıt Türkiye'de konusunda bir sıkıntı olur mu? Sıkıntı olur. Çünkü çeşitli enerji şirketleri Süveyş yolunu kullanmıyorlar. Bu tarihi pek yolunu gerçekten faaliyete geçirebilirsek şu anki krizi avantaja çevirebiliriz. Ben de rota olarak Malatya Boğazı'ndan geçiyorum. Malezya'nın.